Kongremizde bugün bize ilk gün olarak sağlık politikaları 101 konusunda Profesör Doktor Bülent Kılıç hocamız konuşmasını yapacak. Daha sonra 10.45'te ikinci oturumda sağlık politikalarının dünü, bugünü, yarını konusunda Profesör Doktor Recep Aktür ve Profesör Doktor Osman Haydan hocalarımız bize konuşmalarını yapacaklar. Daha sonra üçüncü oturumumuzda 12.15'te Homo sapiensin yolculuğu ve 22. yüzyılda bizi nasıl bir tıp bekliyor konularında uzman doktor Kutlanmış Cem Bağdat'la hocamız konuşmasını yapacak. Daha sonra öğle arasına girmiş olacağız 13.15'te. Sonrasında 14'te öğle aramız bittikten sonra son oturumumuza gireceğiz ve pandemi süreci ve sağlık politikaları konusunda Profesör Doktor Serpil Üner hocamız bizimle olacak. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere kongremizin başkanı Hasan'ı davet ediyorum. Hasan Sadık Mahira'yı. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan Sadık May, 1. Ulusal Sağlık Politika Kongresi Başkanıyım. Öncelikli olarak sağlık politikaları konusu gereği Türkiye'de yeterli ilgiyi şu ana kadar görmemiş bir alandı. Ancak son yıllarda özellikle pandeminin gelişi itibariyle aslında doğru bir politika yürütmenin önemini daha fazla anlaşılmasını sağladı. Bu pandeminin en büyük yararı aslında bir bakıma bizim alanımız olan sağlık politikalarına yansıdı. Yıllardır tabii ki Avrupa ülkeleri ya da dünyadaki önde gelen ülkeler sağlık politikalarındaki yatırımlarını, bu konu üzerindeki konuşmalarını, çalışmalarını güçlendirmişti, hızlandırmıştı. Ancak Türkiye özellikle 2001 yılında başlamıştı bu çalışmalara. Sonrasında bir takım aksaklıklarla geride kalmıştı. Ancak şimdi tekrar pandemi sonrasında bu süreci hızlandırma aşamasına geldik ve bizler de tıp öğrencileri olarak bu sürecin bir parçası olmamız gerektiğini, geleceğin doktorları olduğumuz için bu sürecin en başından itibaren olmamız gerektiğini düşündük. Ve bu bağlamda bizler EMSA Türkiye'nin çeşitli üniversitelerdeki temsilcileri olan 7 tane FMO olan EMSA Karadeniz, EKO-EMSA, EMSA Marmara, EMSA Dicle, EMSA Atatürk, EMSA Aydın ve EMSA Acıbadem'den arkadaşlarla bir araya toplanıp bir kongre organize etmek istedik. Ve bugün ne mutlu ki bu kongrede sizlerle beraberiz. Öncelikle bu 7 tane FMO'ya çok teşekkür ediyorum. Hem yönetimlerine hem yürütmelerine hem de bu 7 FMO'nun sağlık politikaları direktörü arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel kongreyi organize ettikleri için. ayrıca kongre ekibimize PR komitemizden Elif'e, Nevin, Merve'ye, akademik ekibimizden Nihal'e, Büşra'ya, Ece'ye ve yönetim ekibimizden genel sekreterimize Enes'e çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir platformda böyle güzel bir kongreyi gerçekleştirmemizi sağlayan Hekimnet'e ve Hekimnet nezdinde de Doktor Cem Bağdatlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kongrede bizlerle olan bizleri çok çeşitli konularda sağlık politikalarına çok boyutlu perspektiflerden bakış açısıyla ele almaya sağlayan, ele almamızı sağlayan hocalarımıza tek tek çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve sözü Nihal'e bırakıyorum. Teşekkür ederiz Hasan. Çok güzel bir konuşmaydı. Şimdi platformumuzun şu anda sunum yaptığımız platformumuzun kurucusu, Hekim.net'in kurucusu Kutlanmış Cem Bağdatlı hocamızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyoruz. Evet, merhaba Nihal, merhaba Hasan. Sizlerle birlikte konuşayım. Öncelikle bu kongreye de hoş geldin diyoruz. Yani Hekimnet'te olan Ard Arda Kongreler serisinden bir tanesinde daha birlikteyiz. Tüm meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi ve hocalarımızı da hoş geldiniz diyorum. Hekimnet biliyorsunuz mesleğimizin sosyal medyası ve dijital bir sağlık platformu aslında. Bütün meslektaşlarımızın buluşma noktası. Ve meslektaşlarımıza bir sürü ücretsiz hizmetler veriyoruz. Bu video konferans sistemimizde onlardan bir tanesi. Birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu kongrede bir stetoskop ve Harris'ın cep kitabı, Harris'ın Internal Medicine cep kitabı çekilişimiz var biliyorsunuz. Onun sponsoru biziz. Stetoskop Erka Fines de çok güzel. Bitman'dan bir tık daha iyi bir stetoskop aslında. Onu denedik ve son 2 yıldır hep ondan vermeye başladık.
Çekilişlere katılabilmek için öğrenci arkadaşlarımızın öğrencilere yönelik bir çekilişler öncelikle. Meslektaşlarımız kongreye katılsalar bile bu çekilişe katılamıyorlar haliyle. Öğrenci arkadaşlarımızın HekimNet üzerinden, etkinlik sayfasından kongre salonlarına giriş yapmaları gerekiyor. Böylece oturumlarını kaydedebiliyoruz. Çıkarken de sağ alt köşede görecekleri kırmızı çıkış tuşuyla çıkmaları gerekiyor. Yani tarayıcının penceresini kapatarak değil de kırmızı tuşa basıp oturumu kapataraktan çıkıyorlar. Zaten oradan çıktıkları zaman oturumu kaydet sayfasına gelecekler ve ona tıklayarak oturumlarını kaydedebilecekler. Bu şekilde yaparlarsa sıkıntı olmayacaktır. Yine de hani problem yaşayanlara bakarız, inceleriz. Yani toleranslı davranırız tabii ki. Evet Nihal, benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi kongreler diliyorum herkese. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz.